Kızının adı Sare. Evet. Sare babaannenin de adı. Babaannemin adı ee, rahmetli. Dünya, dünya... Sare ismini insan. önemsiyorsun. İsimler de önemlidir. Neden Sare? Biraz bahset bakalım. Babaannemin kişiliğinden dolayı. Babaannem e, de işte o mübadeleden sonra e, Türkiye'ye e, gelenlerden çok küçük yaşta evlendirilip çok acı çekmiş ve o acıyla beraber çok dine dönmüş bir kadın. Baba tarafından Yunan göçmeni değil Yunan mi? Yunan göçmeni. Evet. Anne tarafından Bulgaristan ve Romanya var sende. Evet. Son bayağı sıkı bir. Deden Bulgaristan e, doğumlu. Tam bir Balkan <laughs> şeyisin. Ee, ve babaannem o acılarla başa çıkmak için de kendini dine verip e, çok iyi bir Kur'an e, hatibidir. Hı -hı. Yani çok iyi okurdu. İki Hı -hı. Yani çok küçük yaş. Ben çok küçük yaştayken öldü babaannem. Yaklaşık herhalde bir 13 yaşında falan 12-13 yaşındaydım öldüğünde ve babaannem gözümün önünde benim için bir melekti yani herkese yardımcı olur şifacıydı bitkilerle e, şi, e, hastalıkları tedavi, tedavi ederdi Hı. o yüzden onun ruhu gelsin istedim biliyor musun bundan dolayı da çok dayak yedim Amerikalı Sara ismiyle karıştırıldı Çocuğuna Aa, yok, ya yok, yabancı isim koydular. Sare de değil su zaten. Su sara da değil. Sare. sare. Evet. Su gibi saf temiz demek aslında. Evet, evet. Atalarımızın. Pare var değil mi parçacık? Evet. <laughs> Peki e, babaannene benziyor mu gerçekten Sare? Ruh olarak. Benziyor. Hayvanlara karşı merhameti, Yumuşaklar. insanlara karşı yumuşaklığı, merhameti. Zaten iğne oyası gibi bir kızdı provalara geliyordu. Sen Ve çok ben, iyi hatırlarsın. Benim Senin kucağında otururdu. Evet, doğru. Koca kız oldu tabii, 13 yaşındaymış. 13, yaşında, 13 yaşında, evet. Ee, bahtından gülsün. Ee, biraz da kameralarla tanışmandan konuşalım mı? İlk hangi dizi projesi, O, onu kaç yaşındaydın hatırlıyor musun? Ben ilk Kurt Kapanı. Kurt Kapanı. Evet. Ee, rahmetli Tanju Korel'in işte hmm, getirdiği tamam. iş. Sonra Kırk Hayatlar. Hayır, ilk Kırk Hayatlar. Sonra Kurt Kapanı. Hayır, Kurt Kapanı ilk. Hangisi ilk? Olsun. Neyse. Yani ama şu, şu 15-16 yaşındasın. 15-16 yaşındasın. Yarışmada 17 dedin ama 15-16'sın değil mi? Öyle bir. Bütün bunlarda. Boyumda evet. bir 75 değil. <gülüyor> <gülüyor> Kaç? Ama öyle söylettiriyorlar kampta öyle böyle şey bu. diyorlar şu kilo diyeceksin. Hani bunun şeyinde böyle seni yetiştiren aslında mürebbiyelerin var yani evet. böyle zerafeti şey yapan. Güzel bu arada iyi bir yarışmaydı yani. Değil e, mentorlar değil ee, mi? Mentorlar var. Hani sen hadi 72'sin 75'e yuvarlayabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Peki oynadığın dizilerdeki karakterlerden en çok hangisi seni etkiledi adlı soru var sırada. Bana da soruluyor sık sık. Hayatımın rolüymüş diyebileceğim bir tanesi var mı? Ee, yani Mara Hatun için mesela diyebilirim. Sonuncu Sanki için. Sanki uzun Sonunda yıllarda buna hazırlanıyor Aa. gibiyim. İlk kostümü giydiğim zaman böyle şey dedim. Bir de bak seçtiğimiz işlerde senin o anki döneminle de konuşuyor. Gerçekten tabii, tabii, anlatır doğru. senin kime olduğunu, doğru. kişiliğini. Ben kendimi çok güçlü hissettiğim, kendi gücüme sahip çıktığım bir dönemde bana bu karakter geldi. 20 yıllık kariyerimde, düşünsene, yani o oyunculuk kartelasında bir sürü iş var. Tabii. Ee, yani ve ben Hatırla Sevgili'yi falan hatırlıyorum. Ne kadar güzel işte. Ee, hatırla Sevgili şey hatır öyle bir geçer zaman ki var. Hayır, Ve şey hatırla var. Ee, hatırla Sevgili hatırla tabii. Hatırla Sevgili var canım dedirdim. Ben senden daha iyi biliyorum. Hatırla Sevgili. Tomris Hanım'ın. Tomris Hanım'ın. şey. şey var, hayır. Evet. Be be şeylerin e, Berenlerin yaptığı iş. Şin adı neydi? Onunla da hep karıştırıyor insanlar da. Neyse be benim ama bak Tam hafızam. Beren de vardı zaten. Beraberdin sen. Biz Beren'le değildik. Ben Melis Birkan. Berrak Tüzün Ataç. Ee, Bu İnan. kalp seni unutur mu? Hatırlatayım değil sevgili Bu kalp, seni unutur, tamam, <laughs> Bu kalp tamam, seni unutur mu? Benzer işler. Benzer işler. Bir de artık yani onları silmezsek işe yaramayan bilgileri yenilerine yer açamaz Yok, yok niye de. hatırlamıyorsun diyen yok zaten <laughs> ama ben polis hafızası biz hatırlıyoruz tabii her şeyi. Ee, peki ilk evini 17 yaşındayken aldığın doğru mu? Doğru. Ne oluyorsun? 17 yaşında aklına gelen ilk şey para kazanma, ev almak mı? Niye? Hayır, babam izin vermiyordu. Başka bir şey. Tek başın tek birincisi ha. başka bir şehre ilk önce izin vermiyordu. Sonra hmm. apar apart çalışmaya başlayınca İzmir'deydiniz e, deydiniz. o deydin. zaman. Sen İstanbul'da yaşamak istiyorsun. Baban da huysuzlanıyordu o evet, olarak. Evet, gidip geliyor benimle, annem gidip geliyor falan ama. Herhalde canım Sonra bir yerden sonra ben hemen kız babası oldum. Ne demek zaten başka türlüsü <laughs> olamaz falan diye. <ya>. Çok haklıymışlar. <laughs> Çok haklıymışlar. Benim şimdi kızımdan dolayı biliyorum tamam. yani aile yani anne olunca ne demek istediklerini anladım. Ben de onlar bana bir kural koymuşlardı. Yalnız yaşayamazsın. Yalnız yaşaman için ev alman gerekiyor. <laughs> Bana şimdi bu kuralı Çok o fena yaşlarda bir şey gö Hedef gösterdi. Nasıl paramı biriktirdim biliyor musun? Bak yürüyerek dolaştım. Arkadaşlarımın kıyafetlerini üzerinde yıpranana kadar giydim. Bir, bir tane ev e alabilmek için ev değil mi? Al yani. taksit yaptırdım. İkna ettim bankadan kredi çektim. Hani inanamadılar yani babamlarda. Bir şey de diyemediler. Bir şey de olacağım. diyemediler. Küçücük güvenli bir semtteydi. Küçücük 30 metrekare ev aldım dediğimde e aslında çok bir ev değil Hı. 30 metrekarelik bir müştemilatı apartmanın aslında Hı. o sıralar İngilizce hocam var kocası işte e, mimar onlar yardımcı oldular onlar içine yaptık beraber böyle minik minik öyle orada yaşamaya başladım sonra hırsız girene kadar ondan sonra baba. <gülüyor> <gülüyor> Peki bu şey yani. E... Özgürlüğün anahtarıydı o ev diyorsun. Evet. Bir biçimde. Peki baban evi alınca izin verdi mi İstanbul'da? Olmuyor? Onlar da geldiler ve yazık rahmetli ya. koltukta böyle iki büklüm kalırdı. Kızım sen iyi uyu çünkü sete gideceksin diye. Ya. Ne çünkü babalar başka bir odası var. yoktu yani. Ne babalar <laughs> vardı. Peki, çok tanınman, aslında büyük çıkışın diyebileceğimiz şey 2003 Vizonte'li e, Tuğba diyelim. Evet. Çünkü Artık adını da vermiştim filme bir şekilde tesadüf mü? Tesadüf mü o yoksa Yılmaz evet. önce seni seçip evet. e, rol için sonra da acaba biz tele Tuğba mı demeye Öyle karar verdi. Evet. Ben biliyorum aslında hikayeyi de yine de sorayım dedim. Vizontel'e <laughs> <laughs> Tuğba olmasaydı e, ne olurdu acaba? Daha mı gecikirdi tanınma meselesi? Çünkü As... çok sevilen bir film oldu biliyorsunuz. <laughs> çok, Hala izlen televizyonda Hala yayınlandığı oldu, tabii, zaman inanılmaz rating alıyor. Ee, i̇nsanlar sokakta bana Vizontele Tele replikler söylüyorlar. Muazzam ha. bir şey tabii onun e, onun içinde olmuş olmak. Ceviz yersin? E, ceviz getiremiyorsun. Ceviz. Ceviz. <laughs> <laughs> ama şöyle e, zaten şöyle bir şeyler yapıyordum ama yılmıştım. Hı. yani e, çok zorlanıyordum çok çok azıcık para kazanıyordum e, bu kocaman İstanbul'da otobüslerle bir kere hatırlıyorum sete giderken kaybetmişim yolu. Üç vasıta değiştirmişim Hı. helak olmuşum ailemin benim yanımda benimle kalabilecek parası yok. O kazandığımız parayla idam ettiremiyoruz hiçbir şeyi ve yılmıştım yani zorlanmaktan. Çok Hı. zorlanmıştım. Yine de vazgeçmedin yani. ama. E, vazgeçiyordum dönüyordum. Yılmaz Erdoğan bana dönüp de e, sen biraz buralarda dur ben bir film yapıyorum dediğinde sonra e, Beşiktaş Kültür Merkezi'nde e, orada hep e, neredeyse asistanlıklarını yapıyordum yani Demet ablalara işte çay götürüyordum getiriyordum hep bir izliyordum yetiştiriyorlardı beni e, yani beni seçmesinden filmin set e, zamanına kadar geçen bir süre vardı orada sağ olsun e, Lar BKM ailesi yani Normalinde yapılmayacak. Necati Çok abicim, sıcaktır. Necati abi bana film öncesinde avans verip şimdi sen bir süre bu paranla yaşa. Filmden sonra bakarız her şeye <laughs> deyip Necati, harçlık vermişti Necati bana. Necati Akpınar da bir yani onun da kanatları eksik bir melekti. İnanılmaz. i̇nanılmaz. Ne zaman diyorsun. kapısını çalsam ya yani ne zaman kapısını çalsam bir insan aynı sevgiyle aynı e, meleklikle cevap verir mi? Evet. Şey dışı, çok sıra dışı Öyle. bir insan. Evet. Öyle şey. Onlardan çok lazım dünyamıza. Evet. Şu an takip ediyor musun sen futbolu? Ee, biraz takip ediyorum, evet. Sare biraz daha e, benim Düşkün gibi mi? bir çocuk oldu. Gerçekten gen aktarımı diye bir şey var. Var, değil Yani mi? bizim onun e, görebileceği futbolla ilgili çok insan yok çevresinde. Ama Sare muazzam bir futbol düşkünü ve e, o yüzden e, hatta böyle Galatasaray maçlarına e, birlikte gitmeye başlayacağız. Galatasaray maçları. Evet, mısın? Galatasaray. Ben de Galatasaraylıyım. Sare de Galatasaraylı. Olduğumuz Fenerli. Evin içinde güzel bir tamam, sistem güzel. var. Tamam güzel. <laughs> evet zaten yani. Annem beşiktaşlı. Türkiye beşiktaştı. gibi işte. Evet. Annem beşiktaşlı Her... mı? Evet. Güzel evet. bir çok sesli bir koro. Ee, Annem baban seni bir erkek çocuğu gibi yetiştirmiş olabilir mi? Nasıl bir evde büyüdün? Şimdi erkek çocuğu gibi Biraz bahsettin aslında. Çünkü öyle bir ülküleri varmış, şey arzuları varmış. Aa, evet. Değil mi? Bir taraftan ben de o vazifeyi, o kimliği çok güzel giydim. Ee, tek başıma çok şeydim cesaretli bir çocuktum. Şanlıurfa'da yaşarken babamın görevi dolayısıyla Şanlıurfa'da uzun süre yaşadık ve terör olaylarının çok şey olduğu bir dönemdi yıllardı yüksek, oldu. yüksek olduğu bir dönemdi. Ben mesela insanlar askeri lojmanların dışında bakkala gitmekte çekinirlerdi içindeki kantin kapandıktan sonra insanları organize ederdim. Para toplardım yani daire başına alışveriş yapınca bana parçalık verirlerdi. Onu bölüştürürdüm. Sonra ilk gazetemizi çıkarmıştım çocuk gazetesi ee, orada şey yaparken ve bütün bu organizasyon şey yapmak kurumuşsa bunları toplayıp Güneşin altında iyice kurutup satardık falan. Yani müthiş bir ticari sistem de kurmuştum. Senin büyümüş halinin şeyleri ilk işaretleri oradan gelmiş çünkü her zaman organizasyon, toparlama, etkinlik, event falan bunlarda çok senin yüksek bir şeyin var. Hem çekicisin o konuda işleri yoluna koymakta hem de iyi bir idarecisin. Ben çok şahit oldum bu işlere. Sosyal sorumluluk projelerinde özel oyuncakların var mıydı yoksa hepten sokakta mı geçti çocukluk? Çok peşinde bilyelerle falan. oynardım. Bilye. Bilyelerim vardı. Ee, koca bisikleti vardı babamın. Babamın bisikletiyle çok takılırdım. Öyle çok tabii ki oyuncakları olan bir çocuk değildim ama babamın yaptığı Barbie evi vardı. Bir tane Barbie bebeğimiz vardı ablamla bizim. <laughs> bir Barbie Annem, alıp evi kendiniz mi yaptınız? Evi kendisi evet. babam Güzel, böyle... Tam bir baba ...elektrik tesisatı falan vardı yani ışıkları vardı. Annem kıyafetini örüyordu Barbie'nin. Babam evini yapıyordu. <laughs> Muazzam. Şimdi düşündüğüm zaman çok... Özlüyor musun? Tabii. Ee, Sari'nin imkanları tabii çok daha fazla herhalde. Ee... Ama şunu yapmamaya çalışıyorum yani... Ee, çok yokluk gören e, insanlarda e, çocuğunu şımartmak ve ben göremedim o görsün durumu oluyor ya ben onu yapmıyorum. Hmm. Benim gibi e, zorlanarak bir şeyleri elde etmek <laughs> durumunu yaşasın ikisi de yani ikisinin de hayatımda bir oyuncak için tutturduklarını hiç görmedim. bir e, Sare bir kıyafetini satmadan diğerini almıyor. İkinciye kıyafetle büyüdüler peki bir şey söyleyeceğim. Şurası çok açık ki bizim çocukluğumuz ki ben bizim aramızda çok yaş farkı var ama seninki de biraz eski çocuklukları andırdığı için söylüyorum. Kabul edelim hatta övünelim çok daha yaratıcı olmamızı sağlıyordu. Halının desenlerine bakarak ha, saatlerce vakit geçirirdim ha. ben. Tabii, tabii. Hayal dünyam benim o yüzden çok gelişmiş. Tabii, tabii. Bir tane tahta arabayla halının üstünde <laughs> neler yapılırdı falan evet. veya kilimin üstünde diyelim veya sokakta da daha yaratıcı olurduk. Şeylerimiz az olduğu için oyuncaklarımız. <laughs> Peki bir röportajında çocukken e, annem benimle ilgilensin diye karnımı cimcirirdim demişsin bir egele olarak. Çimdiklerdin Çimdikler. yani. <laughs> Cimcirirmişsin. Hastane hastane dolaşırdık ilgiye ihtiyacım olunca hastalanırdım diyorsun. Annen ilgilenmiyor muydu seninle ya da istediğim biçimde mi ilgilenmiyordu? Şimdi annemin çok trajik bir hikayesi var. Annemin e, iki tane kardeşi o zamanlar e, daha yeni doğduğunda vefat, e, vefat etmiş ve gözünün önünde olmuş bu annemin. Annem de e, bu korkuyla aslında çocuk sahibi olmak da çok istememiş. Yani sistemin bir şekilde dayatması. Ve biz olduğumuz zaman çok korkarmış bir şey olacak bir diye. Şey yani. Ölecekler diye. E or onu keşfettiğinde çocuk zihni orada bir kod <laughs> atıyorsun. Diyorsun ki ben hastalandığımda benimle ilgileniliyor. Ben bunu genetik hastalık olarak hayatımda taşıdım işte yıllarca. Bu aradaki korelasyonu bozduktan sonra benim genetik hastalığımın ataklarımı geçirmemeye ve ilacımı kullanmamaya başladım. Hmm. Gerçekten zihnimiz çok kudretli, çok muazzam bir makine. O makinenin programını değiştirebiliyoruz. O programı değiştirdiğimiz zaman hayatımız bambaşka şekilde ilerliyor. İyiye ve kötüye gidebilir ona dikkat et. İyiye gidebilir dikkat, dikkat et ediniz. Et gerçekleşebilirler. Ha. Buradan geliyor. O yüzden birisi bana sorduğunda mesela canım sıkkın olsa bile ya kötüyüm şöyle böyle mutsuzlukla ilişki kurmamayı öğrendim. Yani eskiden öyle bir kodum vardı. Hmm. Şimdi ah muazzam muhteşem çok mutluyum ben <laughs> diyorum mesela. Ondan sonra bir şekilde önce zihin takip ediyor cümlesini. Bu zihin oyunları meselesi annenle ilişkinizi nasıl şekillendiriyordu? İyi miydiniz yani? Eee... Yani evet ilgilen yani çok ilgili bir anne değildi ne yapsın kazanacağız çünkü çok fazla yükü üstünde taşıyan bir yandan çalışıyordu, çalışıyordu çünkü bir yani. yandan evin sorumluluğu o zamanlar e, işte e, kışın e, Soba yandığında ve şey olduğunda az kömür gitsin diye bütün aile bir yerde toplanılır. Babaannemler, dedemler 3-4 ay bizde kalırlar. Bir de onların hürmeti. Hmm. E, kendini çok paralardı. Onların bakımı. Evet o yüzden hmm. de. Daha az vakitte. Sen yardımcı olabiliyor muydun? E ben çok e, anneme yardımcı olan bir çocuktum. Annemi mesela rahat etsin diye arkadaşına kahve içmeye gönderirdim. Bütün evin temizliğini yapardım. Hmm.